Şöyle bir bilgi var mı elinde? İki gündür çok ciddi yağmur ve sağanak olduğunu biliyoruz Ankara'da. Kaç araç su altında kaldı ve eğer şayet ki görebiliyorsan o suyun bastığı, araçların yolda kaldığı, vatandaşların kendi araçlarının içindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı bölge neresi? Evet, bu yolun ilerisi ancak kaç aracın yolda kaldığına dair net bir bilgi yok. Bizler de şimdi o noktaya doğru ilerliyoruz. Ancak mesafe oldukça uzun, trafik de durmuş durumda. O yüzden şu anda kaç aracın yolda kaldığını bilmiyoruz. Orası Yenikent. Yenikent istikametinde araçlar suların altında kaldı. Şunu da söyleyelim. Bundan iki gün önce yine Yenikent tarafında yağış etkili olmuştu ve 22 yaşındaki bir genç kız Ayşe Yavuz o yağışlar da panonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Üzücü bir olay, kaza olmuştu orada. Yine Yenikent tarafı şu anda sellere, sele teslim olmuş durumda. Bizler de yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Ancak trafik yoğun olduğu için, trafik durduğu için yürüyerek gidiyoruz. Ne kadar zamanda ulaşacağımızı da bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Araçların yolda kaldığı, seller altında kaldığı yol burası. Ankara Sincan yolu, bu yolun ilerisi Ayaş'a gidiyor. Evet, biraz daha ilerleyelim şöyle. Bakın yine bir diğer taraftan, sağ tarafımda otobüsleri görüyorsunuz. Bir diğer taraftan da siren seslerini görüyorsunuz hemen. Bakın sağ tarafta itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler burada. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla burada aslında Fahri trafik polisliği yaparak birbirlerini yönlendiriyorlar ve sağ taraftan hemen şöyle göstereyim, bakın trafik durduğu için sağ taraftan, burası da bir inşaatın şantiyesi galiba, şantiyesinin oradan geçmeye çalışıyorlar. Bizler hemen şöyle geçelim, güney dikkat edelim, hemen bakın yine burası tamamıyla göle dönmüş durumda, yerler çamur, balçık dolu. Evet bakın trafik burada birbirine girmiş durumda. Vatandaşlar da tepkili. Bir taraftan AFAD belediye ekipleri çalışıyor. Şu anda da yolun son durumunu görüyorsunuz tamamıyla. Dolmuş durumda. Bu yolun ilerisi daha kötü, onu söyleyelim. İlerisinde araçlar kaldı. Araçlar mahsur kaldı. Ancak kaç araç mahsur kaldı? Ona dair net bir sayı elimizde yok. Bakın yine servisler dolmuşlar. Şu anda trafikte mahsur kalmış durumda. Yine orada görüyorum öğrenciler var. Polatlı Belediyesi'nin spor kulübünün öğrencileri, genç sporcular trafikte kalmış durumdalar. Bir diğer taraftan da bakın yine burada bir otobüs. Tahmin ediyorum ki içinden yolcular inmiş bu otobüsün. Çünkü kapısı açık, içinde hiç kimse yok. Ve Murat, yolda tamamıyla durmuş, yolcularını veriler, indirmiş. Şu anda da kapısını açmış şoförü tahmin sizinle ediyorum. Dünsel nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi olduğunu söyledi. Bugüne dair bir bilanço, yani bugüne dair yaralanan ya da Allah korusun hayatını kaybeden biri var mı şu anda bu felaket nedeniyle? Henüz elimize ulaşmış bir bilgi yok. Resmi kaynaklardan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu anda sadece sel nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş durumda. Bu yolun ilerisinde de yine araçlarda mahsur kalan sürücüler var. Bakın yine bir sürücü burada kaldırıma çıkarak geri dönmeye çalışıyor. Çünkü orada başka bir şansı kalmamış. Bayağıdır da burada trafikte bekliyor. Kendi imkanıyla buradan dönmeye çalışacak. Aslında oldukça da riskli çünkü arka tarafta şantiye alanı, bakın kaldırıma çıkıyor. Evet, şu anda bir vatandaş kendi imkanıyla buradan dönmeye çalışıyor. Evet, şu anda vatandaş döndü. Tabii bu manzarayı burada çok sık görüyoruz. Birçok vatandaş buradan kendi imkanıyla dönmeye çalışıyor. Bakın yine bir otobüs. Otobüsün içini göstermek istiyorum sizlere. Saatler şu anda 16 sıraları. Vatandaşlar evlerine gitmek için Kızılay tarafından evlerine gitmek için yola çıkmışlardı. Bakın burada bir telaşlı bekleyiş var. Vatandaşlar otobüsün içinde tıktım tıktım dolu. Yaklaşık 35-40 dakikadır burada bekliyorlar. Bu otobüs Yenikent Sincan seferini yapan bir otobüs ve dakikalardır burada bekliyorlar. Bakın şöyle ileriye gidince aslında yağışın manzarası ortaya çıkıyor. Vatandaşların hepsi dışarıya çıkmış durumda. Araçlarını bıraktılar burada. İstop ettiler.
ve şu anda ilerideki durumu merak ediyorlar. Bizler de o noktaya doğru ilerliyoruz. Tabii bir taraftan da yağışın devam ettiğini söyleyebiliriz ancak ilk başlardaki kadar etkili olmadığını da belirtelim. Bakın şu anda yine bir cenaze nakil aracını gördüm. Bir diğer taraftan da yine o yukarıya doğru gidiyoruz. Muhtemelen orada çok sayıda araç sular altında kaldı. Çok sayıda araç sular altında kaldı. Vatandaşlar da tepkili, onu da söyleyelim. Çünkü uzun süredir trafikte bekliyorlar. Trafik durduğu için bu yol biraz önce de söylediğim gibi Ayaş'a gidiyor. Kızılay tarafından Ayaş'a giden yol. Bakın yine sürücüler araçlarından indiler. Yaya olarak devam ediyorlar. İleride ne olduğunu merak ediyorlar. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yağıştan dolayı sürücüler 35-40 dakikadır bu yolda hareket edemiyorlar. Bakın yine bir cenaze aracı var. Cenazesi olanlar da yola çıkmıştı defin işlemleri için. Ancak onlar da şu anda trafikte kalmış durumda. Bir diğer taraftan da aslında yağmurlu havalarda en riskli mesleklerden birisi olan kuryeler şu anda görevlerini yerine getiriyorlar. Onlar da trafik şu anda durduğu için onlar da kaldırımdan ilerlemek zorundalar. Bakın bir araç yine istop etmiş. Orada bir sürücü aracının bakımını yapıyor. Trafik durduğu için yağıştan dolayı istop etmiş bir araç. Bu da bir servis aracı. Şu anda araçta bir sorun var ve sürücü şu anda Ayaş yolunda aracın içerisinde aracının tamirini yapıyor. Bizler de bir taraftan ilerliyoruz. O bölgeye yaklaşmış durumdayız. Güney Çardaközü ile beraber yaklaşık bir kilometrelik bir mesafe kaldı. Hemen şöyle zaten sol tarafta da görebiliyorsunuz, orada Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler orada hala trafikte kalmış durumdalar. Onlar da o bölgeye doğru gitmeye çalışıyor. Ancak mümkün olmuyor çünkü bu yol şöyle baktığım zaman 5 şeritli bir yol. 5 şeridinden trafik tamamen durmuş durumda. En sol şeridi açmaya çalışıyorlar ancak herhangi bir açma durumu söz konusu olmuyor. Bizler de şu anda o tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Tamam. Şu anda yine bir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekibi görüyoruz. Yine bir araç sürücüsü aracını çekmiş. Vatandaşları görüyoruz burada. Tabii telaşlı gözlerle bakıyorlar. Yol ne zaman açılacak? Onu merak ediyorlar. Sormak istiyorum, kaç dakikadır yoldasınız? Efendim, kaç dakikadır yoldasınız? Valla bir saattir yoldayım. Aynı yerde, aynı noktada bekliyorum. Yani çok saçma yani. Nereden nereye gidiyordunuz? Eryaman'dan geliyorum. Yeni kente gidiyorum. Şu anda yeni kente gidiyorsunuz. Kaç saattir yoldayım demiştiniz? Bir saat, bir buçuk saattir yoldayım. Peki, çok geçmiş olsun. Evet, sürücülerin birçoğu aslında bir saattir, bir buçuk saattir bu noktada durmuş durumdalar. Trafik kilitlenmiş durumda. Tabii kimi sürücü de bu yoldan geri dönerek aslında yoluna devam ediyorlar. Bizler de şu anda araçların mahsur kaldığı alana doğru gitmeye çalışıyoruz. Ancak tabii bakın hemen bir görüntüyü daha göstereceğim. Bu görüntüyü birçok yerde görmek mümkün. Biraz önce de görmüştük. Şimdi bir araç daha burada bozulmuş. Yine araç sahibi sürücüsü aracın bagaj kapağını kaldırmış ve aracını tamir etmeye çalışıyor. Evet, şu anda lacivert bir araçta yolda kalmış sürücüsü. Şu anda tamir etmeye çalışıyor. Aracı muhtemelen çalışır durumda değil. Yine bir taraftan sıklıkta gördüğümüz o durum. Yine otobüs ve içi yolcu dolu. Yine vatandaşlar burada bir saattir bekliyorlar. Tabii belediyenin de çalışmaları var. Hemen şöyle devam edelim. Bakın orada trafik polisleri de yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yine biraz şöyle sağ tarafa çıkalım istersen. Yavaş yavaş trafik açılmaya başladı galiba. Evet, trafik açılmaya başladı dedim. Ancak trafiği şu şekilde ileride bir yol yaptılar şu anda. Bir dönemeç var orada. Oradan sağlanıyor. Trafik oradan. Şu anda araçlar oradan geçiş yaparak Kızılay, Etimeskut, yine Sincan'ın Fatih Mahallesi yönüne doğru gidiyorlar. Bakın
Araç sürücüleri şu andan sol şeritten U dönüşü atarak gidiyor. Çünkü ileride yol tamamıyla tıkanmış durumda. Bizler de yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, şu anda yine Yüney Çardaköz ekranlara getiriyor. Bakın, trafik polisleri görevlerinin başında hummalı bir çalışma sürdürüyorlar. Yolda mahsur kalan vatandaşların daha fazla beklememesi için işte oradan bir dönemeç açıldı diye tahmin ediyorum. Ve vatandaşlar oradan U çekerek geri geldikleri yöne doğru gidiyorlar. Tabii buradan hangi araçlar geçebilir? Mesela sağ tarafımda tır var. O geçebilir mi? Orası da soru işareti. Bizler de o noktaya doğru ilerliyoruz. Tabii Sincan yolu, bundan gerisi de aslında tıkanmış durumda. Buradan yaklaşık Yeni Mahalle tarafına kadar tahmin ediyorum ki şu anda trafik durmuş durumda. Çünkü bakın, işte bu manzara için bu kadar süredir yürüyoruz. Evet, şu anda o manzarayı ekranlara getireceğiz. Güneyde bir diğer taraftan işte yolun sağ tarafında meraklı gözlerle buradaki çalışmaları takip eden vatandaşları ekranlara getiriyor. Bir diğer taraftan da vatandaşlar burada seyir halinde. Bakın işte şu anda yolun son durumu bu. Evet. Kaç araç var burada? Şu anda gördüğüm kadarıyla 7-8 araç. Evet. 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 Şimdi bir diğer taraftan tırları görüyorsunuz. Tırlar yollardan dönmeye çalışırken sürücüler de 40-45 dakikadır burada bekliyorlardı. Efendim, nereye gidiyorsunuz? Valla Yeni Kent'e doğru gitmeye çalışıyorduk, evimize doğru, ama nasip olmadı. 1,5-2 saattir bekliyoruz. 1,5 saat? Evet, 1,5-2 saattir bekliyoruz. Nereden gidiyordunuz? Sincan'dan geliyorduk. Yani 15 dakikalık yolu 2 saattir gidemiyoruz. Arkadaşların da çoğu sele kapılmış o durum. Geçmiş olsun. Evet, sürücülerden duyduğumuz kadarıyla şu anı 3-4 sürücüyle konuşma fırsatı bulduk. Birçoğu 1,5-2 saattir yolda olduklarını söylediler. Evet, bakın şimdi hemen şöyle üst geçitin altı burası. Bakın şöyle görüyorsunuz şurayı. Fazla gitmeyelim yine, çünkü oldukça derinleşiyor. Çizmelerimden de anlayabilirsiniz. Bakın orada araçlar mahsur kalmış durumda. Şuradan üst geçide ulaşmaya çalışalım. Hemen bakın, üst geçitten ilerinin durumu. Tablo daha detaylı anlaşılacak ama bakın, güneyde bir taraftan ekranları getiriyor benim. Şu an dizlerime kadar suyun altında olduğunu, bir taraftan da tabii oldukça zor burada yürümek. Evet, Güney, senden de rica edeceğim. Hatta yanına gelebilirim. Gel. Güney de burada bir diğer taraftan hem kamera yürümek biraz zor oluyor. Bakın şu anda bizler, dikkat et, orada bir çıkıntı var. Evet, şu anda üst geçitin oraya geldik ve merdivenleri çıkacağız. Çünkü ileride görüntü oldukça vahim. O görüntüleri daha net görebileceğiz. Burası Ankara'nın Sincan ilçesi. Yenikent Ayaş tarafına giden yol. Ve şu an yolun ilerisinde araçlar sular altında kalmış durumda. Bizler de şimdi, kaç araç sular altında kaldı? Sürücüler de son durum ne? Bu noktadan anlık göstereceğiz. Bakın şu anda 12 tane araç gördüm. Sulara teslim olmuş durumda. Bakın en ileride bir tane araç var. Sadece sağ arka stop lambası yanıyor. O araç tamamıyla görünür durumda değil. Sadece bagaj kapağı görünüyor. Yine vatandaşları göstermek istiyorum. Bakın, o suya girmemek için demir tellere tırmanarak işte geçmeye çalışıyorlar. Bir kadın yine oldukça fazla olan suda yürümekte zorluk çekiyor. Bakın aracın birisi de orada kendi imkanlarıyla o yoldan şu anda çıkmış durumda. Bazı araçlar bozuldu. Yine orada gördüğüm zaman kamyonet tırları görüyorum. Kamyonetler var. Bakın bir araç daha çıktı oradan. Tabii bu yolun şu tarafını da göstermek istiyorum. Bir taraftan orada müdahale çalışmaları devam ederken bir diğer taraftan şurada polislerin açmış olduğu yol var. Onu göstermeden önce buradaki trafiği göstermek istiyorum. Bakın burası Kızılay'dan Sincan istikametine, Yenikent istikametine ve Ayaş'a giden yol.
Çok sayıda otobüsü görüyoruz. Bazı araçlar ileriden U atarak tekrar Kızılay yönüne gidiyor. İşte buradaki trafik sıkışıklığını aşmak için de hemen size bir görüntü göstereceğim. Bakın orada yine belediye ekipleri ve polis ekipleri oradaki yolu aştılar ve şu anda araçlar buradan U dönüşü yaparak geri dönüyorlar. Ankara'nın yağış birçok ilçesinde etkiliydi. Şu anda da görüyorsunuz. Birçok araç sulara teslim olmuş durumda. Vatandaşlar araçlarından ayrılmışlar ve araçlarını suların altında bırakmışlar. Canlarını kurtarmışlar, araçlarını bırakmışlar. Bakın yine bir diğer vatandaş aracını bırakmış diye tahmin ediyorum. Karşı şeritten siyah giyinen bir amca bu tarafa doğru geliyor. Güneyde tarif ediyorum o amcayı tabii bir yönden. Bakın bir yol, bir vatandaş daha işte burada. Murat, bu tarafa doğru gelişmeleri aktarırken bulunduğun nokta hemen çok kritik. Göstermek istiyorum. Güney, senden rica edeceğim burada. Rica ediyorum. Şu anda sıkışıklığın olduğu yeri gösterin. Bunu rica ediyorum. Bir de şunu soracağım size. Burası her sağanak olduğunda ya da yağmur yağdığında aynı şekilde sıkışıklık oluyor mu? Yani bugün özel bir durum mu? Yoksa geçmişten beri burası Ankara'da yağmur yağdığında su basmasıyla bilinen bir nokta mı? Aslında her yağmur yağdığında su birikintisi oluşan bir nokta ancak bu kadar birikinti oluşmuyordu. Bugün oldukça vahim bir toplu var. Bakın yine orada kırmızılı bir araç görüyorsunuz. Vatandaşlar orada kendi imkanlarıyla araçlarını bu tarafa doğru getirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da burada diğer araçlar U dönüş yaparak dönüyor. Bakın orada çok sayıda araç var. Şimdi bu yol Ayaş'a giden yol ancak Kızılay'a giden tarafında da birçok aracın kaldığını söyleyebilirim. Bakın şimdi orada 3 tane vatandaş kırmızılı bir aracı sel sularının arasından iterek şu anda oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle aracın elektrik aksamında bir sorun oluştu. Evet, yine orada vatandaşları görüyoruz. Beyaz bir araç var. Vatandaşlar da yine o aracı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak ne kadar mümkün? Bakın yine orada şöyle baktığım zaman 8 tane araç sel sularının altında kalmış durumda. Şu an görebildiğim kadarıyla 8 tane çünkü belki altında da kalmış araç olabilir. O net değil, onu da belirtelim. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Sevindirici tarafı bu. Ama işte görüntü manzara da bu. Ankara'da 3 gündür bu manzaraları bizler görüyoruz. Dün akşam da yağış etkili olmuştu. Yine dün akşam da çok sayıda otoparkı, binayı ve yolları sular basmıştı. Bugün yine bir saat içinde etkili olan yağış nedeniyle görüntü değişmedi, manzara değişmedi Kaan. Şu anda Sincan ilçesinde son durum bu. Vatandaşlar evlerine gitmek için araçlarına, toplu ulaşım araçlarına binmişlerdi. Ancak işte tam bu noktaya geldiğinde trafik durdu. Vatandaşlar mahsur kaldı. Şanslı olanlar işte görüyorsunuz burada kendi imkanlarıyla dönüp geri gidiyorlar. Ancak şanssız olanlar da işte gördüğünüz gibi suların altında araçlarıyla kalmış durumdalar. Tabii çoğu canını kurtarmak için aracını terk etmiş durumda. Burada araçlarda da ciddi bir masrafın hasarında oluştuğunu söyleyebiliriz.